Cihat küçüğümdür başlasın. Öyle bir evrenin içindeyim ben şu an. Yani ha. Ne bakalım. Bomba gibi 150 bin, 300 bin, 500 bin komple. Demarke'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Demarke'nin sevilen içeriği aynen öyle dile kolay. Şimdi söylediğimde ben de çok duygulanacağım. Dile kolay, dile kolay. Ses geliyor diye de bir takım şeyler oluyor. O olayı da şöyle geliyor mu? Gerekirse de gelecek ses. Çünkü şu anda oksijen çok önemli bir şey. Oksijenin önemi tüm Türkiye'de bilinmeli. İçeride hava yoktu. Dedim ki içeride dedim bir hava dolaşımı girmeli. O yüzden cam, pencere, kapı bunlar açıldı. Gerekirse ses gelecek. Abi hiç ağaç diktin mi? Ağaç ben yıllarcadır dikiyorum. Yıllarcadır dikiyorum. Programın kaçıncı bölüm olduğunu söyleyecektim. 90. Daha Cihat'a hiç pasımızı atamadık. O yüzden tekrardan bir giriş böyle hop alıyorum. 90. bölümümüzdeyiz. Dile kolay. 90 aynen öyle oldu. 90 bu bölümle hafta demek beraber. Bu. Ama aralarla 90 beraber. 90 hafta aralar. Yaklaşık 3. senedeyiz ya. Bir alkış. Seninle gurur duyuyorum. Sen bundan 3 sene önce elinde bir bavul ki zaten bu senenin jenerinde gözüküyor. İndin, herkes sana yapamazsın dedi. Yapamadım. Bundan bir şey olmaz. Bu. Şey canım 90 çarpı 40 desek dakika ortalaması. 40'tan fazladır bizim ortalamamız. 50 vardır. Abi İlk. Bu arada ben bir şey buldum. 90 çarpı 50 yapsana. 4500 oğlum. Ne kadar söylüyorsun? Ha doğru niye? 4500 dakika. Kaç bundan gün yapar? 3 yıl önce dedi ya Erman abi. Evet. Aklıma geldi hazır açayım onu da. Bundan yaklaşık 45 bin mi? 45. Sen nerede okudun öküz? 90 çarpı 50. 4500 abi. 45 bin diyor da. O yanlış hesaplamış. Şimdi kimler kim? Demarke'de kimler pozisyon sahibi oldu be. Sözel o arkadaş. Kimler, ister sözel olsun ister gezel olsun. Ulan ben de mühendis değilim. Ben de... Demek ki aynı öyle birinci bölümü açsan yaklaşık 3 günde hiç ara vermeden bitiriyorsun. Ben Cihat'cığım şunu anlamadım. Herif kafa... boş ver abi şimdi burada daha önemli bir problem var. Problemimiz Barış. Buyur. Herif hesap makinesinden 45 bin buldu. O sıkıntı. Kafada, kafadan 45 bin dese derim ki okey yani kafadan çarptı benim bir an. Ciddi bir zeka hesap makine yani. Hesap makinesinden 90 çarpı 50'yi 45 bin nasıl buluyorsun? 90 çarpı 50 yaptım. Vay. Niye 900 birader? Tamam şimdi Oğuzhan da Cihat'ın karşılıklı konuşması kısmına geçelim. Hayır, sen 3 yıl önce dedin ya. Dedim. Ben burada 5 yıl önce bir grup buldum. 5 yıl öncesine dair. Abi grubun şöyle şeyini göstermek istiyorum size. Zaman kaybı. Doğru hatırlıyorum bu grubu. Oha logo falan çok güzelmiş. Şey zamanı bizim şey programı bu yaptığımız. Şey işte, çalınan Londra merkez fikri. Bu aslında aynen öylenin ilk başlangıcı 10 Mayıs 2018'de kurulmuş. Oğlum şey işte. Erman Yaşar ve Cihat Akbel'in aynı bu programı. Dünya Kupası'nda program. Şey yaptığımız zamanın evet, grubu. Evet evet. Hayır ama işte bu programı yapacaktık. Aynen öyle yerine zaman kaybı yapacaktık. Sen bizi satıp gidince. Ne satıp gidince oğlum? Böyle konuşmayın arkadaşlar. İki kurum da önemli kurum. Hayır zaten Londra Merkez 2018 Ocak'ta Şubat'ta başladı. Sen niye ciddi alıyorsun ya? Abi onur buldu ya. Hayır lan ben ne bileyim ben işte artık öyle. Kusura bakmayın. Tamam okey. Şimdi 90. bölüm artı bir de canlı gösterimiz oldu. 91 ama onu yayınlayamadığımız için tekrar 90. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Dün 92. rüyama bir aksakallı dede zühur etti. Temel Karamollu olamazsın. O kadar gündeme maruz kalınca. Dedi ki Erman oğlum. Açtım gözüm. Erman oğlum. Efendim dedeciğim falan dedim ona. Ama kendi dedem değil ama yani ona da dede olarak hitap ediyorum. Erman oğlum sana bir büyük nasihatı, bir ululardan ulu nasihatı falan. Dedim ver amcacığım dedeciğim. Ver bakalım dedim nasıl bir nasihat vereceksin? Dolarda mı kalayım? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Aynen öyle 100. bölümde bitir dedi. İnanılmaz. Dedim dede ne alaka sen oradan YouTube mu takip ediliyor falan filan. Dedim program düştü mü? Algoritma bozuldu. Demiş, sıkıntı mı oldu? Yok program çok iyi gidiyor ama bazı şeylerde zirvede bırakılmalı. Ben de bu konuyu bugün sizlerle konuşmak istiyordum. Hazır açılmışken de konuşayım. Zaten ben açtım o yüzden neden hazır açılmışken dedim bunu da anlamadım. Bahadır İzgeç değil. Bahadır İzgeç'in en yakın arkadaşlarından ve Demarke'deki ortağı Oğuzhan Kapılar yüzüme tip tip baktı. Abi programı niye bitiriyorsun der gibi. Ben programı bitireceğim diye bir şey demedim zaten. Niye bana öyle bakıyorsun? Yok bakmıyorum. Evet. Söz hakkı gelsin onu bekliyorum. Söz hakkı sende. Vallahi abi yaşlı. Şey diyorum. Öyle dedi. Vallahi abi şeyim bilir falan. Bu
rüyayı bu topraklarda gördüğün için. Yaşlılar canlı. Yaşlılar canlıdır da senin rüyalarını niye inanıyoruz onu bilmiyorum. Ben inanın demedim oğlum. Ne düşünüyorsunuz dedim ya bu rüya hakkında. Vallahi akım. Abi yaşlılar. Belki de 200. bölümün şeyi olmuştur hani rüya ters çıkar derler. Barış gibi bir sıfır eksik koymasın ona. O da olabilir. Ne kadar gitmeyelim bizimkiler şey. Ha, belki de işte şey dizinin ömrü şey dizinin diyorum programın ömrü uzamıştır. 3 tane dizi söyleyin abi o zaman bana. Neymiş? 1000 bölümü geçen Türkiye'de. Bizimkiler geçmiştir. Arka sokaklar. Geçmiştir. Bir de Fox'ta saçma sapan evet. Bir dizi var. 16 senedir falan o. Aynen. Ben izliyordum. Ha? Beni affet. Beni affet. Her beni gün affet. Oynuyordu. Aynen her gün. Nasıl çekiyorlar onu? İnanılmaz iş ya. Ana haber bülteninden önce. Aynen. Süper de diziydi. Şimdi ben de her gün. Bak, bak şimdi şeyleri izliyorduk. O Müge Anlı formatındaki programlar vardı sabah. Onları izliyorduk. Sonra böyle bu Kısmetse Olur'un değişik varyasyonları vardı. Evlilik, bu modacı falan. Ben öğrencilik hayatımdan hatırlıyorum. Sonra Fox'a geçiyorduk. Bugün ne insan vardı. Evet sonra iki tane alternatif vardı. Bir Arka Sokaklar'ın eski bölümü, bir de Beni Affet. Yeni bölüm. Yeni bölüm. Abi bir tane daha varmış dizi. Yıldız Yıldız. Unutma Kızıl beni. Yıldızım. Kızıl Yıldız'ı ya. Deniz Yıldız'ı. Kızıl Yıldız mı? Yok Partizan. Kızıl Yıldız'mış. Tamam. Beni Affet. Voivodina. Deniz Yıldız'ı. Benim yok, yok benim dediğim Beni Affet. 13-14. Ben onu değil. Ben Deniz Yıldız'ın diyorum. Kaç bölüm? Unutma beni. 1702 bölüm. Deniz bölümü. Deniz bölümü ne? Deniz Yıldız'ı kaç bölüm? Bakalım hemen. Unutma beni öğlen olan. Lan abi işte benim dediğim biz o galiba. Deniz Yıldız'da 1200. Ha aynen. O işte. Ya Fox'ta zaten başladı mı tamam abi devam ediyoruz kafası var. Bunların hepsi Fox dizisi. 1287 bölümü nasıl çekiyorsunuz? Abi, 20 yaşında giriyorsun Fox'ta diziye. Abi bak şimdi. 50'si. Sen de emekli oluyorsun. Zaman. Kim bu? Yazmıyor mu? Yazıyor. Mesela işte bizim skeç yazdı. Çalışıyorum öyle. Neyse abi. Bu arada skeç yolda. Valla o küfür ediyor millet. Abi, sen benim dediğim seni anladın. Bu nasıl bir kafa abi? Nasıl yazabilirsin bunu ya? Şey olmasa da. Psikopat adamlar var. Psikopat insanlar var. Psikopat insanlar var ya işini böyle delice yapan onlardan biridir ya. Bu arada tek bir kişi yazmıyor bunları biliyorum. Yani. Tek bir kişi de yazmıyor yani. Yönetmenleri de hep değişiyor. Günlük gibi yazıyorlar. Aynen öyle. Bu değişebiliyor falan. Aynen öyle. Bu arada söyle canım. Onu diyecektim. 1000 değil diyecektim. Azmış. Abi tekrarları. Azmış. Ama her hafta bir bölüm oynuyor öyle düşün. Bundan da bir sıfır mı çıkarttın? Ne yaptın? Bir süre yapar ya. 15 sene falan yani. Tekrarlarıyla birlikte. Pardon. Adam. Evet. Abi 90 İspanya. Onu diyeceğim. Bugün konumuz var. Üstümde de gördüğünüz üzere en iyi İspanyol futbolcuları konuşacağız. Yine 5'lere dönüyoruz. 2 tane ortağımız var. Bu demek oluyor ki 8 tane futbolcu konuşacağız. Evet. 2 ve 5 numaralarımızın ortak olduğunu hatırlıyorum. Bu demek oluyor ki neydi? Tekrar söyleyeyim. Kaç futbolcu 8. konuşacağız? Bu demek oluyor ki La Liga. Futbol dünyası. La Liga Demarke'de çok acayip bir şekilde devam ediyor. La Liga haberlerini Demarke'den alıyoruz. Yalnız artık La Liga Mete'ye de benim diyecek bir şeyim yok. Zaten ligde 10 puan fark yedik. Bu saatten sonra beni götürsen ben gitmem zaten. La Liga demişken. Evet. Ya ben bu çocuğu her hafta konuşmak istiyorum artık. Evet. Kimmiş bu? Pedri mi? Enes Ünal. Biz çok gururluyuz. Aynen. Berbat oynarken, aynen. Yani berbat aynen. Oynadığı söylenirken de konuştum. Gol atamadığı için. Son maçta Portekiz maçında penaltıyı onun atmasının gerektiğini de konuştuk. Yani onun atması gerektiği öyle o kadar stresli baskılı bir ortamda yıllarca çok penaltı golü atmış formda Burak Yılmaz'ın o topa gitmesi. Ya o maça kadar penaltı kaçırmamıştı. Yine de hala da kaçırmadı herhalde. Ama ben Enes'le alakalı yani Cihat'la Enes burada çok iyi gitmiyorken de hep takdir ettiğimizi söylediğimiz bir şey vardı. Yani ben Enes'in Türk futbolcuların genel karakterini ve kariyer çizgisini izlememesini çok seviyorum. Şu size 16-17 yaşında Manchester City yatırım yapıyor. Manchester City gibi bir kulüp olabilir. Yani şu anlamda olabilir. Yarın öbür gün bu Arda Güler'e de yapılabilir. Ya da belki o kadar genç değillerdi ama Inter çok çok güçlü bir takımken Okan Buruk'la Emre Belözoğlu'na da aldı. İşte Ümit Milan'a gitmişti. Şu bu ama şunu demek istiyorum. Bu oyuncular orada ya Emre uzun bir kariyer yaptı. Okan Hoca daha çabuk dönmüştü. Ümit Davala daha çabuk dönmüştü. Ya Enes Manchester City oyuncusu olamadı. Manchester City 3 sezonunu kiraladı. Baktı dedi ki yok yani bu bizim seviyemizde olmayacak. Elden çıkaralım. İkinci büyük yatırımı Villarreal yaptı. Villarreal oyuncusu da olamadı. O noktadan sonra 22, 21, 23 yaşındaki birçok Türk oyuncu buraya gelir. Ya Fenerbahçe'de işte ilk 11 olur, belki yedek olur. Galatasaray şu bu. Ama işte Real Valladolid'ler, Levante'ler, Hetafe'ler buralarda oynamaz. Bunu iyi bir şey olarak da söylemiyorum. Bence Enes'in yaptığı doğru. Ya çünkü şöyle biz
hani şey değiliz. Abi dışarıya 15 bin tane oyuncu yollayan, yani Brezilya şu bu değiliz yani. Benim futbolcum Milan'da oynamalı. İşte bizim oyuncu gitsin City'de oynasın, Juventus'ta oynasın, orada oynasın. Tabii ki oralarda oynayabiliyorsa oynasın, ayrı konu. Ama abi yani Levante'de, Hetafe'de oynamak da ayıp. Küçümsenecek şey yapılacak bir şey değil. İşte Hetafe'de 2 senedir La Liga'nın en iyi oyuncularından biri. Bu sene muhtemelen tekrar bir üst seviyeye talip olacak. Ya benim çok abartılı ve şey bir şeyim vardı bir dam. Real Madrid, Enes konusunda. Real Madrid'in backup, yedek forveti olabilir. Tamam, itiraz etmiştin olmaz diye hatırlıyorsan. Evet. Kayıtlarda mevcuttur. Olabilir. Enes Ünal Juventus iddiaları çıkmaya başladı. Bu olay yorumunuz değil. Ben bırak Juventus'u, ben Real Madrid'e yakıştırıyorum. Sen ne anlatıyorsun ya? Malzini. Enes benim canımdır Erman ama. Erman abi yakıştıramıyor ama. Yakıştıramıyor. Ben Real Madrid'in dinamiklerini iyi bilirim. Yani Real Madrid'de Enes Ünal değil, kimler oynayamadı? Haaland alır onlar. 3-4 Hayır sonra. Ben zaten Enes Ünal alıp 9 yapacak demiyorum. Kullanmıyorlar ki tabii. Lukayovic'i yedek forvet diye aldılar, onu da attılar. Tamam. Sen Real Madrid uzmanımızsın. Uzmanıyım, spesyalistiyim. Bence Atletico Madrid de olabilir. Ama yani şu oralarda oynayamaz. Yani oynayamaz derken şey olur abi. Az oynar, az süre alır falan filan diyorsun. Ha yani Karim Benzema sakatlanacak ya da ki, işte Memphis... Ya yani o şeye bir şey değil. Hani Enes inanılmaz oynar da Benzema'yı geçer diye bir şey yok zaten. Mevzu o değil. Yani bence Villarreal'e gidip stabil 9 numarası olması daha iyi. Senin dediğine şöyle ben küçük bir itiraz edeceğim. Ana fikrine de değil. Hı-hı. Ben şöyle düşünüyorum her zaman. Buradaki ortamın çok kötü olması o oyuncuların bu tarz şeyleri yapmasını da belki kolaylaştırıyordur ama ben açık konuşayım. Bunu Ozan Kabak için de söylemiştim. Çağlar için de söylüyorum. Çağlar kupada bile forma göremiyor şu an. Vermiyor. Onunki artık kontratla tamam. Alakalı bir durum. Hoca da kafasına taktı. Yönetimde falan oynamıyor. Yani oynuyorken de çok iyi bir takım değildi o takım yani son yıllardan bahsediyorum. Yani orada oynayacağına Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da izlemek istiyorum. Ya bu şey gibi bir şey. Benim iyi bir tane oyuncum var. Onu ıvır zıvır bir takımda izliyorum. Tırnak içinde söylüyorum bunu ıvır zıvır. Yani daha iyi bir takımda oynaması evet kabul edilebilir. Ama ne bileyim Çağlar'ın Leicester'da yedek kalması benim zoruma gidiyor. Keşke gelip burada bir takımda oynasa da bizim izleyebileceğimiz. Yani ben iyi oyuncularımızı çok dışarıda izlemeyi de çok sevmiyorum açıkçası. Çağlar Beşiktaş'a ne yakışır? Ya mesela, her takıma yakışır. Mesela mesela Leicester City bir Marsilya değil tamam mı? Marsilya'da Cengiz'in oynaması ki Cengiz çok iyi bu sene yine. Evet. Marsilya özel bir kulüp abi. Marsilya da iyi ama. Yani. Demek ki Marsilya bu program yayını bu hafta sonu 5 falan yiyecek. Geçen hafta şey Manchester United övgüsü. Ya önemli bir kulüp. Hatırlıyorsunuz Joy Barton Marsilya'ya gitmek istemişti. Hı-hı. Yani ilginç bir şeydir İngiliz bir oyuncu. Öyle bir şey de değil. Yani Leicester işte yani bayağı böyle... falan şey de yok mesela öyle aman aman. Yok ama işte Premier Lig'desin. Fakat oynamıyorsun. Ya yani oynasa dahi ben bu konuya şey yapıyorum zaman zaman. Ama buradaki ortam çok kötü. Yani bu oyunculara hak veriyorum. Burada eğer sağlıklı bir ortam olsa yani insanların yarışmacı futbol oynanıyor abi. Bu senenin başından sonuna kadar bakalım daha sonu da gelmedi. %90 magazin. Yani futbolun kendisini... Ya magazin ya da kavga abi. Evet abi işte kavga da magazine giriyor. Ha, yani futbolun kendisini iyi hale getirmek için bir olay da yok. O yüzden şey yapmıyorum. Ama gönlümden geçen oyuncuların da olduğu bir Süper Lig'de oynamak. Çünkü yani bunu 2000'lerin Galatasaray'ı çok net kanıtladı. Kendi oyuncularıyla ligi de çektiği seviyeyi hatırlıyorsanız. Hatta şöyle bakalım. Avrupa kupalarında başarılı olmuş takımların. O sezon ligde koyduğu, ortaya koydukları, çektikleri çıtalara falan bakarsak. İşte 2003-2004 Galatasaray takımı mesela. Melo'lu, Selçuklu takımın Avrupa'da da. Yani onlar ligi de yüksek seviyeleri çekti. İyi takımlar abi. Bu Türkiye'de de böyledir. Dünyada da böyledir biraz. Yerli oyuncusundan çok güçlü. Hatta bizim gibi, Portekiz gibi işte, Porto gibi takımlar için bu daha önemli. Yani atıyorum Inter için önemli olmayabilir. Milan için çok önemli olmayabilir. Onlar daha kozmopolit yapılar. Büyük kulüpler. Çünkü istediğini alma güçlerine de sahipler belli ölçüde. Ama bizim için geçerli değil. Biz yerli oyuncumuzu iyi hale getirmeliyiz ki dünyadaki takımlarla kavga edebilelim. Peki ya o zaman Enes konusunu kalmadan. Enes La Liga'da kalmalı mı yoksa? Bence kalmalı, kalacak da bence. Kalacak ama bir üst yapabilir. Ya işte Villarreal yani 2-3 sene önce ona yatırım yapan ama sonra oraya şey görmeyen Villarreal seviyesine gidebilir. Oralara gidebilir. Atletico Madrid'de tabii önde çok oyuncu var şu anda. Evet. Memphis'in de ya gelmesiyle. Şimdi mesela şöyle bir oyuncu. Ya La Liga'daki her takım Barcelona dışında Barcelona'nın öyle bir oyuncu alacağını düşünmüyorum stil olarak. Her takım alsa hiç bile şaşırmayız herhalde. Bence de. Ama belki böyle bir Valencia falan olabilir. Valencia düşüyor bu arada. Kötü durumda. Sevilla'da Valencia'da
Düşme attı. Bayağı kötü şu anda. Gerçekten çok ilginç işte bir sezon. İşte bir sezon sonrası için planlarına dahil olabilirler. Yani düşmeyebilirler zaten. Zaten çok zayıf takımlara sahip. Yani Valencia'nın kadrosuna baktığın zaman Samuel Lino diye bir adam dolaşıyor ön tarafta mesela. Aynen öyle. Evet. Bugün 5 futbolcu. Yine aynı şekilde sevdiğimiz. Aynen. Geçen finikülerin önünde bir çocuk beni çevirdi. Şeyi sordu. İtalyan futbolculara niye şeyi almamışız? Ben Bonucci ile Chiellini Cannavaro'nun önüne koymuşum. Onu söyledim. Dedim sen de ya bunu anlatıyoruz ama insanlar şey yapıyor. Ya benim sevdiğim oyuncular. Biraz şakasıyla karışık söyledi ama yine aynı yere geldik. Aynen. Yine bugünkü tercihleri... Ya, abi. Ya istersen Fabrizio Miccoli'yi koyarsın diye. Yani. Ben koymadım. Ben Diretale'yi koydum. Pardon. Bire koymuştum. Bunu konuştuk Cannavaro'yu da o bölümde. Yani konuştuk ya. Bayağı konuştuk. Ama burada zaten tekrar hatırlatalım. Sizin sevdiğiniz. Aynen. Bugün benim bir numaram da mesela gelmiş geçmiş en iyi İspanyol futbolcu değil bence. Ama ben de yeri apayrı. Evet 5. 5'e Xabi Alonso var. Ortak. Evet. Cihat'la ortak. Yani Xabi Alonso Real Sociedad'taki çıkışı ki işte o meşhur takım Nihat Kahveci, Darko Kovačević. Çok yakından takip ettiğimiz bir takımdı zaten. Evet evet. Çok yakından takip ettiğimiz o takımda yaptığı çıkışla beraber hem İspanya milli takımına hem de Avrupa futboluna merhaba dedi. Tabii görkemli. Yani Real Sociedad'da da çok iyi bir oyuncuydu ama Liverpool kariyeri işte İstanbul'daki final olsun, oynadığı dönem olsun. Arkada da kırmızı formasıyla. Yani Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih. Hepsi muhteşem. Tabii İspanya milli takımı kariyeri de kusursuz. Hepsi. Bir de ayarladığı top çok yakışıyordu ve fizyolojik durumu açısından bu tarz bir oyuncu da hatırlamıyorum. Aynen. Yani ama hani o attığı ters topları falan saymıyorum. 60-70 metreye manyak manyak. Çok toplar. Keyifliydi ya izlemek. Ya acayip sevdiğim oyuncu tipi yani. Paul Scholes gibi. Aynen. Bayılıyorum bu adamlara ya. Adam topu alıp kocaman böyle zzzz diye bir radar açıyor. Kesinlikle çok da yakışıklı bir çocuk. Acayip. Karizmatik bir herif canım. Hala öyle zaten. Ki bu sene adını hatırlayamadım. Ahmet. Bruno Genesio muydu? Leverkusen hocası. İsviçreli hoca. Bakalım bakalım. İsviçreli hoca bakalım. O seni çok kremat. Başarısız bir performans gösterdi. Bruno Çabal Genesio olsa, değil lan. İsviçreli. Hmm. İsviçreli bir hoca. Adı gelmedi aklıma. Leverkusen'leri iyi gidiyor toparladı. Ve bu arada Serdar Azmoun gerilerden gelerek ilk 11'in herkesin önünden formu. Gerardo Seone. Seone. Young Boys'tan geldi. Serdar Azmoun Şiki de, Glozaki de kesti. Aynen. Şu an takımın bir numaralı forveti oldu. Ben bekliyordum zaten. Onun kadar iyi bir oyun kurucu diyelim ona. Oynayan oyuncu. Şiki çok iyi olmasına rağmen. Belki Şiki ondan formayı yine alır ama Serdar Azmoun'u izlemek, Avrupa'da izlemek keyifli. Xabi Alonso da Leverkusen'de iyi gidiyor. Muhtemelen kariyer daha da iyi yerlere gelecektir. 4. 4 numaramda bu listedeki tek Barcelonalı ve hatta tek Real Madridli olmayan. Yani Xabi Alonso'yu da bir Real Madridli sayarsak. Şimdi diğer 3'ü tamamen Real Madridli. Öyle mi acaba yani? Söyledin mi? Söylüyor mu? Hayır ben bunu şey anlamında demiyorum. Hani Liverpool'dan öne koyuyordur falan filan ama sonuçta bir Real Madrid yani oyuncusu. İspanyol ya. Şey olarak hani belki bu takımı açıklamış olabilir diye. Hayır yok onu bilmiyorum. Bazıları katalog. Kimden bahsediyorsun? Xabi Alonso'dan. 4'te? Hayır hayır. Ha. Şey diyorum ya listemdeki tek Barcelona oyuncusu. Diğerlerinin 4'ü de Real Madridli. Yani ilk 3'üm komple Real Madrid efsanesi zaten. Xabi Alonso tam Real Madrid efsanesi değil. Hem Real Madrid hem İspanya milli takımı ve Liverpool efsanesi. Andres Iniesta. Yani muhteşem bir adam. Bence de şık. Onun duası var. Xabi. Şöyle... Yani, hala top oynuyor olması. Evet. Çok bence çok erken. Kontratı varmış. Evet. Bence çok erken gitti. Yani özellikle Modric'i de gördükten sonra Iniesta'nın son 4-5 senesini bu kadar uzaklarda ve rekabetten uzak bir yerde harcaması. Bilmiyorum ama tabii insanların atladığı şöyle de bir şey var. Yani yaşları aynı olmakla beraber Andres Iniesta 18-19 yaşında Şampiyonlar Ligi ve La Liga girdabına girmişken Luka Modric 26-27 yaşındayken daha Tottenham'da oynuyordu ve asıl Real Madrid'e 28 yaşında geldi. Yani ben de Modric'çi ya da işte Real Madridli olarak şunu da söylüyorum zaman zaman. Abicim Luka Modric 38 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni domine ediyor. Xavi Iniesta 5 sene önce kramponları astı falan. Ama yani Xavi Iniesta da 18-19 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde orada burada faktör olurken de Modric Hırvatistan'da şeyde geziyordu. Yani onu da söylemek lazım. Xavi ile birbirlerine çok benzeyen tipte oyuncular ama ben Iniesta'yı çok seviyorum. Yani gerçekten mesela ben özellikle o dönemler, onların oynadığı dönemler benim Barcelona'ya aşırı sinir olduğum, aşırı şey olduğum dönemler. Çünkü hem domine ediyorlar, çok başarılılar. Hem ben Jose Mourinho'yu çok seviyorum hem de Real Madrid'i çok seviyorum. Geliyorlar 5 atıyorlar. Geliyorlar 6 atıyorlar. O takımdan hiç kimseyi sevmem. Yalan değil. İlginç bir şekilde abi. Andres Iniesta'yı acayip seviyordum. Yani atarken de seviyordum bize. Yani hem çok iyi bir oyuncu hem böyle sahada çok pozitif bir şey veren bir adam. O nedenle ya bir kere zaten bence gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Yani şey olarak
pozisyon olarak. Yani ben Zidane'ı biraz ayırıyorum. Zidane daha farklı ama yani o bölgede ben Xavi'nin önüne koyuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Modric son yıllarda belki farkı kapattı. Aynı masaya oturdu onlarla. Ama bence hala belki Iniesta bir tık önde. Her şey vardı abi. Ben söylediğine şey olarak katılıyorum ama bence bu oyuncuları yani mevkilerini daha böyle mikro vaziyette görüp karşılaştırmamak lazım. Atıyorum Modric'le ki Modric'in şu an oynadığı oyun da o değil. Modric'i karşılaştırabiliriz. Modric Xavi'yi karşılaştırabiliriz stil olarak. Ama Iniesta sanki bunların biraz dışında kalıyor. Iniesta zaten bazen sol önde oynadı. İspanya milli takımında forvet arkası oynadığı dönem oldu. Zaten gençliği full solar. Sahte 9 oynadığı oldu. Sonradan 8-10 arasına geldi. Hı-hı. Biraz daha topu ayağında dikine tutabilen, böyle çok zor durumda seni kurtaran oyunculardan birisi. O yüzden hani... Evet, Xavi biraz daha geride oynuyor. Evet, tabii ki. Xavi böyle daha Pirlo'nun son dönemdeki daha böyle deep line playmaker. Ya da Modric'in bugünlerde oynadığı. Son 6 senede falan. Aynen. Deep line playmaker dedikleri oyunculardan birisiydi. Oradan Xavi'ye geçsen işte. Xavi diyeceğim. Bu tarz oyuncular var. Yani Xavi gibi topu savunmadan da çıkaran, ileride sektiği zaman da geride toplayan, topu tekrar oyuna sokan, yeni bir hücumu başlatan çok oyuncu var. Böyle bir futbolda böyle bir mevki de var zaten şu an. Atıyorum Fenerbahçe'de William Arao'nun yapmaya çalıştığı şey ya da yaptığı şey onu daha derinden, daha geniş perspektifte yapan bir oyuncuydu. Ya yani bu her takımda böyle bir oyuncu vardır aşağı yukarı. Hepsinden farkı şu bence. Xavi olmasaydı Barcelona o pozisyona gelemezdi. Yani oynadığı oyunun seviyesinden bahsediyorum. Bu milli takım içinde kesinlikle geçerli. Oynayabilirdi iyi oyunu ama Xavi'nin varlığı yani o oyunu 5 metre geri esnetip tekrar başlatması bence çok eşine rastlanır bir şey değildi. Yani çok yüksek pas yüzdeleriyle oynadı. Bir yandan çok bilinmeyen özelliklerinden birisi çok iyi bir frikikçidir. Çok da karizmatik bir oyuncuydu. Böyle bir animeden fırlamış gibi saçları vardı. Jölelerdi yukarı doğru. Çok zekiydi ki bence çok da iyi bir teknik direktör olacak. Daha ilk senesinde Barcelona'da. Evet zaten. Şu an geçen hafta da konuştuk. Şu an başka bir performans içinde izlediğim en keyifli. Yani ikisi zaten yan yanayken çok tatlı bir şey ortaya çıkıyordu. Ki onların yanında bazen Seydou Keita geliyordu. Bazen Yaya Toure geliyordu. Güzel bir takımdı. Güzel oyunculardı. 3'e geçelim. 3'ü verdikten sonra da bir oyun oynarız. Yeni oyunlar geldi. Tamam. Ama önce 3'ü verelim. Benim 3'üm artık dediğim gibi Real Madrid efsaneleri gelecek bende arka arkaya. Iker Casillas senin. Bende de Jordi Alba var. Ya Iker Casillas aynı dönemin kült kalecilerinden biri. Bence Iker Casillas'la alakalı tek sıkıntı, tek olumsuz şey bence çabuk düştü. Yani çok uzun süre zirvede kaldı. Ya 18 yaşında koydu onu kaleye John Benjamin Toşak. Değil. Vicente Del Bosque. Del Bosque. Kimi yerine geçtiğini hatırlıyor musun? İgner'den sonra Real Madrid'de bir iki tane böyle ara kaleci formu oldu falan olmadı. Son Şampiyonlar gibi maçı. Evet evet. Şampiyonlar Ligi'nde tak 18 yaşında koydu Casillas'ı ve 50 yıllık Real Madrid'liymiş gibi oynamaya başladı. İnanılmaz refleksler, kendine çok iyi güven, müthiş yer tutuş, şusu busu ve ya 30-31-32 yaşına kadar işte Jose Mourinho ile papaz olacağı döneme kadar yani 30 yaşına kadar falan 2000'de falan geçiyor kaleye işte 99-2000'de 2010-2011'e kadar falan kusursuz bir performans. İspanya milli takımında da Real Madrid'de de hatta bence dünyada da Buffon'la beraber o dönemin en iyi kalecisi. Evet çok uzun süre. Hiç tartışmasın. Aldı zaten. Aynen. Hiç daha. Buffon kendi de diyor zaten. Buffon'un kendi açıklaması var. Yani diyor hayranım işte inanılmaz yani bu seviyedeki en iyi yani kendini ayrı tutuyor. Söylemiyor. Ben en iyisiyim demiyor tabii de. Yani benim gördüğüm en iyi kaleci bu dönemde diyor ondan sonra. Evet. Aynen. Bak mesela Buffon 36-37 yaşında bile bayağı iyiydi. Artık tabii Serie B'de oynuyor. Şu an 44 mu? Şu an 44. Artık bunlar biraz abartısı işin. Ama şimdi kaleci için 30-31 erken bir yaş. 32 erken bir yaş. Kalecinin zaten işte 35-36-37'ye kadar oynadığını biliyoruz. Yani 35'te 36'da düşmeye başlar kaleci falan ama bence Casillas biraz erken kontak kapattı. Porto kariyeri zaman zaman iyi maçlar çıkarttı ama bence Porto... Ya sonra gerçi şey çıktı. Sıkıntılı hem kalbindeki bir sıkıntıdan dolayı futbolu bırakmak durumunda kaldı. Hem de eşi Sara Carbonero falan işte o çok İspanya Dünya Kupası dönemi hani evlilik teklif edişi şusu meşhur. Onunla özel hayatında yaşadığı problemler falan. Zaten bayağı bir depresyona falan da girdi biliyorsunuz. Hatta kötü yaşlandı da diyebilirim. Yani şu anda baktığında 81'li Casillas daha şey duruyor adam yani o jenerasyondaki oyunculardan. Ben Casillas için... Sahip çıkmadılar abi Casillas'a. Florentino Perez de söyle bana değil. O 10-11 yani bence futbol Zambia tarihinin... Zambia kimse sahip çıkmıyor ama biliyorsun. Aynen. Aynen. Yalnız bıraktılar adam şey bildiğin... Ama kaleci yalnız adamdır. Doğru.
Kaledeki Yalnızlık filmini de önerelim burada. Onu ayrıca konuşuruz. Yani 10-12 sene Buffon'la beraber döneminin en iyi iki kalecisinden biriydi. İspanya milli takımında. Ya zaten kazanmadı hiçbir şey yok. Real Madrid artı İspanya milli takımı. 2012. 8. 8-10-12. Hepsinde kaleci Casillas. Özür dilerim. Real Madrid'le de... Yaşattığı şeyler... Aynen. Hani biraz da 8-10 arası şey ama. Barcelona'da var ya abi orada. Onun bir dominasyonu var. 10-12 daha biraz daha şey değil mi? Hardcore Real Madrid ve İspanya değil mi? Evet. Yani 14'ten sonra başlıyor Real Madrid nasıl dominasyonu. Casillas onların bir tanesinde var. Sonra yavaş ya, yavaş Navas geçiyor. İsmi sokakta evet. Bağırılan son kalecilerden birisidir. Aynen. Casillas öyle aynen. Diyebilirim. Yani aynen. Çocukların zıplarken Buffon. Ve muhteşem bir kaleciydi. Muhteşem bir kaleciydi. Sokaklarda yankılanmamıştır. Top oynayan kalmadı. Yakalamış. Kalite ya. Olarak kesinlikle evet. Ben Alba'dan bahsedeyim. Bence çok göz ardı edilen underrated bir oyuncu. İnanılmaz bir istikrar ve modern futbola, yani şu an oynanan futbola. Ben modern kelimesini iyi anlamda kullanamıyorum. Onu şerpmişim. Şu an oynanan futbola oyun kurucu, back şeyini getiren oyunculardan birisidir. Messi varken biraz daha farklı rolleniyordu. Biraz daha uzağa çıkarak oynuyordu. Çok fazla Messi'nin Alba'ya attığı gol pası ya da pas hatırlarsınız. Sol yukarı doğru. O gittikten sonra da daha böyle içe doğru kat edebilen, daha içten oyun kurabilen, yani esasında sol çaprazından çok fazla Alba görebilirsiniz. Eğer Barcelona rakibini, %99 öyle oluyor çünkü, rakibi nomine ettiyse. Bence harika bir oyuncu. Son Dünya Kupası'nda da müthişti bence. Takımın en iyilerinden birkaç iyi oyuncudan birisiydi. Aynen. Yine söylüyorum, ben İtalya bölümünde de Chiellini, Bonucci... Ki Gaia Mai oynayacak deniyordu. Hemen tak diye aldı Gaia'dan falan. Alır abi. Yani onun seviyesinde değiller onlar. İşte İtalya şeyinde de Bonucci, Chiellini almıştı. Onu da sebebi. Yani yine çok istikrarlı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu benim için çok önemli bir şey bu. En üst seviyede çok uzun süre istikrar ortaya koymak bence çok zor bir şey. İnanılmaz zor bir şey. Ki yakın zamanda PSG Bayern Münih maçında da PSG'nin ne kadar para harcasın. Verratti'nin yanında bir adam. Vitinyalarla. Koyamayışını. Neye bedel olduğunu. Yani Leon Goretzka ile Kim Mih'in orta sahayı böyle bir süpürge makinesi gibi sönümlediğini gördük. O açıdan bu oyuncu tipleri. Yani bu oyuncudan 4 ya da 5 tane elinizde varsa her an şampiyon olabilirsiniz. Her an her takımı yenebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü en üst seviyenin en üst istikrar oyuncuları bunlar. O yüzden Alba'yı zaten şeyi de çok seviyorum. Tarzını da buraya alıyorum. Ağzına sağlık Cihat'ım be. 2 ile 1'i daha ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Şimdi yeni oyunlar getirildi. Neymiş oyunlar? Oğuzhan Kapılar İtalya'dan ithal etmiş bu oyunu. İspanya mı etmiş? Oyun. Bir oyun ver. Stres bir atalım. Oyun ver. Bir stres atalım. Sonra FES'e geçeriz. Ne getirdin bize bakalım yeni oyun? Abi oyunumuz çok basit. Zaten bu başka yerlerde de oynamışsınız veya görmüşsünüz de izlemişsiniz. Ben hep oynuyorum bu oyunu. Bir isim arıyoruz. Yine ben kimim şekli. Evet hayır oyunumuzun adı. Ben bir isim tutacağım. Siz bana sorular soracaksınız. O sorulara evet veya hayır diye cevap vereceğim. Bu ismi bulmaya çalışacaksınız. Peki biri sorduktan sonra öbürüne mi geçiyorsun? Evet. Tahmin hakkım var. Evet. Tamam. Şöyle olacak abi. Önce soruyu soruyorsunuz, tahmin hakkınızı soruyu sorduktan sonra yapabiliyorsunuz. Ama eğer ben hayır dersem... Bir deneme oynayalım. Tut bir şey. Tuttum. Deneme bu. Tuttun mu? Tuttum. İtalyan mı? Hayır. Ona mı geçiyor? Sana geçti. Vurduruyor mu? Hayır. Mesela ben dedim ki sarışın mı? Evet dedin diyelim. Evet deyince ne oluyor? Bence tahmin mi yapabiliyorum? Evet dersem tahmin hakkın doğuyor. Yani tahmin yapabiliyorsun. Tamam. Sırsız tahmin hakkım var ama şey hani her sorudan sonra bir tane. Tamam okey. Anladım. Başlayalım ya. Tamam okey. Olay bu. Şimdi telefonunu alayım sorularınız çünkü. Çok heyecanlanıyorum ha. Biz de alalım mı? Doğru söylüyorsun Cihat. Yok bakmayın telefonu. Öyle şey olur mu canım? O zaman hazırsanız forward'dan alırız. Başlayalım. Hanginiz başlamak ister veya ister? Cihat küçüğümdür başlasın. Eyvallah. İlk defa hatırladı bunu. Buyurun başlıyoruz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Evet. Abi sen soracaksın adam. Futbolcu mu arıyorsun? Evet futbolcu arıyoruz. Tamam. Çok basit sorular da sorabilirsiniz. Tamam. Çok böyle spesifik sorular da sorabilirsiniz. Ne kadar? Çok ünlü mü? Şimdi bu biraz subjektif bir soru. Ama bellidir. Adama göre ünlü belki bana göre. Hayır olamaz öyle bir şey. Yani ben bunu şimdi... Ya politik cevap vermeyin kardeşim. Evet dersem izleyicilerimiz bana şey diyebilir. Ya ben neresim? Ya senin tamam, için ünlü mü değil mi? Hayır dersem oğlum bu nasıl ünlü tamam. Diyebilirler. Ne, sen ne düşünüyorsan onu söyleyeceksin. Evet. Aktif mi emekli mi? Ha pardon öyle soramam. Aktif mi? Evet. Tamam. Aktif oynuyor ve ünlü. Alman mı? Hayır. Avrupalı mı? Evet. İtalyan mı? Hayır. İngiliz mi? Hayır. 30 yaşından altında mı? Hayır. Forvet mi? 30'dan evet. Büyük. Forvet. 30'dan büyük forvet. 30'dan büyük İtalyan forvet değil, Avrupa'da. Fransız değil, Alman değil. İngiliz değil. Fransız sorusunu sormadınız. Tamam, Olivier Giroud. Evet, o yüzden bana geçti. Yapmasında gol attı mı? Evet. Olivier Giroud. Hayır.
Fransız olduğunu nereden çıkarıyorsun? Herif sadece bilmiyorum dedi. Yani öyle bir şey sormadım dedi. Ya benim doğru sorularımla bu dakikaya kadar geldik. Sus ya. Bir tane faydalı soru sormadı ya. Bu arada evet, aslında birbirinizi destekliyorsunuz şu anda. Şimdi ben sana şöyle bir hareket yapacağım. Soruyu soracağım, sonra tahminimi yapabiliyorum değil mi? Evet dersen. Tabii. Real Madrid'de mi oynuyor? Hayır. Kendinden çok emin göt oldu. Fransız mı diye sorsana. Sen sor. Fransız mı? Hayır. Ya amına koyayım ya. Sen harcasana kendine. Fransız değil, Alman değil, İngiliz değil, İtalyan değil. İspanyol. Sorun İspanyol mu? Polonyalı mı? Hayır. O kadar da değil ama. Ben bırakıp giderdim öyle bir şey olsa. Oğlum başka bir şey sorayım. Niye millete takıldık ki? Evet, ülkelere çok takıldınız şu an. Daha spesifik sorular sor. Hadi ilk oyun bu, ben yardımcı. Hayır, hayır, hayır. Dur kendine gel, hayır. 33 yaşından büyük mü? Hayır. 31-32. Evet. 31-32. Evet bak. İnanın. 31-32 yaşında Avrupalı forvet. Yaradı. 31-32 yaşında Avrupalı. Bu örnekleri verebilirim isterseniz ama tabii ki saçma olur. Büyük bir takımda mı oynuyor? Ulan bunun subjektifliği olmaz. Edinson Cavani. Uruguaylı mı? Uruguaylı mı? Uruguaylı zaten. Uruguaylı Avrupalı değil olmuyor. Uruguaylı mı? Hayır. Ha Avrupalı değil. Avrupalı dedik oğlum, ne Uruguaylı? İtalyan vatandaşı var ya. Küçük takımda oynuyor. Yani küçük ya da görece küçük. Ben sıra bana geldim, ben hayır. Koydum. Koydum, yemin ederim koydum. Aa! Soru alalım Erman Bey. Biraz istiyorsanız harmanlayın sorduğunuz soruları. Türk mü? Hayır. Yok, ben koymamışım, dur. Geri geldim. Hollandalı mı? Hayır. Oğlum Avrupa'da memleket kalmadı mı? Daha ülkeden dışarı çıkın. Daha böyle mesela şey olarak sorabilirsiniz. Büyük takımda oynadı. Oynadığı lig. Serie A'da mı oynuyor? Sonra, hayır. Mesela işte turnuva falan. Dünya Kupası'nda gol atmış, evet dedi değil mi? Evet. Ama hangi Dünya Kupası? Onu sormadım. Tabii yani. Aktif oyuncu. Son Dünya Kupası. Son iki Dünya Kupası'dır ya. Son Dünya Kupası'nda gol attı mı? Evet. Tamam. Sen tahmin yapabilirsin bu arada. Bildin. Evet. Ama yani bir soru daha sorabilir miyim? Hayır. Aşkın lan. Evet, sizler bende. Son Dünya Kupası'nda. Oyuncu yaptı mı? Ben nerede olduğunu buldum. Sorsana. Burada gidiyorum. Sor. Oranın tuzağına düşmeyin Erman Bey. Sorsana hacı, ben kaç tane soru sorunu ya. Aaa. Portugal. Danimarkalı mı? Hayır. Portekizli mi? Hayır. Devam. Oğlum yok, ülke yok. Hayır, ülke yok. Şeyi sor. Ülke kalmadı. Çıldırtmayın beni. Avrupa'da. Son Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarına bakıyorum. Çek kaldı. Norveç kaldı. Buldum. Ne? Buldum. Sor. Buldum. Söyle, tamam sor. Sorumuzu alalım Erman Bey artık. Belçikalı mı? Hayır. Hayır, bu ne ya? İnanılmaz. Oğlum kim var lan? Dur ülkeleri şöyle bir... Oğlum Avrupa kıtasında nasıl olmaz? Lig'den devam ettik. Tamam bak, Serie A değil. Ne değildi başka? Tek onu sorduk. Tamam, sor öyle Lig'den bulalım. Premier Lig'de mi? Hayır. Sor, devam et. Ne oldu? Bundesliga'da mı? Evet. Al sana bulduk işte. Var mı tahmin hakkınız? Var. Son Dünya Kupası'nda gol attı. Bundesliga'da. Alman değil. Çok enteresan, vatandaşlıkları yok. Şöyle bir düşünüyorum bu oyuncuyu. Patrick Schick. Hayır. 30'dan büyük değil ki. Değil. Dur bir dakika. Mevzu bende çözülecek. Ben Patrick Schick gol de atmamış olabilir son Dünya Kupası, attı mı? Attı galiba. Mevzu bende. Soru alabilirim. Mevzu bende çözüldü galiba. Dur bir soruyu soracağım. Ulan her şeyi ben bildirdim. Bundesligaları, şunları bunları. Azmun da 30'dan büyük değil değil mi? Değil. Ama oğlum Azmun Avrupalı değil zaten. Yine Avrupalı değil mi? Azmun ama yakında Alman vatandaşı olur. Olabilir. Dur. Bu kadar düşünme yok ama bu yarışmada. Var, nasıl yok yani. Ulan 56 dakikaya geldik. Bu soru sormak ırkçı mı? Siyah. Kendine gel. Kendine gel. Bir daha yapmayacağım söz. Afrika kökenli mi? Hayır. Buran artık. Ya bir birleştirin. Ben birleştirdim. Şu an ben oyuncu arıyorum. 2-3 kişinin arasında kaldım ben. Şu Almanya'da geziyordum. Bak bekleyin, birazdan çıkacak benden. Bunu kesin ben bileceğim. Sen bilir misin? Ben bir örnek sorayım. Lan. Şov. Büyük takımda oynamıyorsa... Lan Bundesliga'da zaten Bayern'le Dortmund'da oynamıyor demektir. Hadi Leipzig'de de oynamıyor. Büyük takımda oynamıyor. Hadi Leipzig'de büyük desen. Stuttgart mu? Stuttgart. Büyük takımda değil de neyse. Harbiden ya. Nereden büyük hadi olan? Hadi diyelim hani. Schalke daha büyük takımdır değil mi abi? Alman da değil. Bundesliga'da oynuyor ama Alman değil. Forvet. Son Dünya Kupası'nda gol attı. Türlü huyu var. Son Dünya Kupası'nda gol attı. Evet ama artık sizden de alalım. Çok bekliyoruz. Evet abi, bu ne ya? Soru alalım en azından. Soruyorum. Kel mi? Hayır. Biraz düşündün, yeri çok saçı yok. Şeyde mi oynuyor? Neyde mi? Ceza sahası içinde mi yoksa uzak? Berlin kulüplerinden birinde mi oynuyor? Hayır.
İki kulüp gitti. Bayern Münih, Dortmund, Leverkusen de yok. 5. Schalke de yok. 6. Leverkusen'in büyük olduğunu emin misin? Büyükten saymıştır. 12 kaldı. 12 kaldı. 12 takım arasında kaldı. Bochum. Bu arada Bremen de büyük mesela. Bochum da Dünya Kupası'nda oynatan oyuncu yok. Buldum kim olduğunu. Soru gelsin. Soru. Hırvat mı? Evet. Ulan Andrei Kramaric. Amına koyayım, Hırvatları nasıl saymadık ya? Buldum. Kramaric 30'u geçti mi? Geçti. 31 yaşında. Ya Hırvatları nasıl saymadık ya? Ha, dünya şeyi herifler. Yarı final oynadılar. Yani şöyle. Güzel. Buradaki takvime göre 31 yaşında. Yok yok öyle. 31 ya da 32'dir. Şeyli 19 Haziran'da. Doğru ya. Hoffenheim. Nasıl format? Güzel. Yap bir güzel ama tabii biraz alışmamız lazım. Bu kadar uzamaması lazım. Tam bir tane daha yapsın. Yapsın yapsın. Örnek veriyorum. Ligi sorabilirsiniz. Giydiği formasının rengini sorabilirsiniz. Takımın logosuyla alakalı. Evet işte biz de biraz. Ama o çok, bu çok düşmanca algılıyor. Hızlı sorman lazım. Çirkinleşiyor zaten mu? Zaten ben soracağım, sen soracaksın. Dakika bir, dakika bir çirkinleştin. Çok iyi yani. Dakika bir çirkinleştin yani. Böyle bir şey olur mu? Ya, düşmanca. Benim sayemde buldun ama ben o deştim içeriği. Ulan ben ne yaptım? Mesela, soruya bak lan. Berlin takımından oynamıyor mu? İki takım gitti ama. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu bu sene? Evet. Ha, direkt direkt aynen 4 takım kalıyor. 3 takım ya kalıyor. Zaten o büyük takımda elendi o ya. Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha şey yapar. Avrupa'da oynuyor mu dersen mesela o da. Bitti gitti ya, acayip format. Vur yeni soru vur. Geliyor hemen yenisi. Hırvat'ı nasıl saymadık ya? O kadar ben Norveç falan dedim ama. Norveç Dünya Kupası'nda yok ama. He onu dedim işte sonra. Ben bildiğim için ben başlarım bu sefer. Su küçüğün söz büyüğün. Ulan zaten seni başlattık. Evet, söz büyüğün. Durum, Erman Yaşar aldı. 1-0. Evet. 3'te bitiririz. 3'te bitiyor. Hızlıca başlıyorum o zaman. Buyurun. Türk mü? Hayır. Oynadığı futbol ligi Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri mi? Evet. Avrupalı mı? 5 büyük ligde mi oynadı? Soruyu değiştirdim. Avrupalı mı? Hayır. Oo. Oynadığı ligde kaç takım var? Lan salak salak sorular sorma, bu ne ya? Oynadığı ligde 18 takım mı var? Yani sikerler. Kaç lig ayırıyor bizeceksin ki? Premier Lig ayırıyor. Hayır. Tamam. Bundesliga gitti. Tamam. Lig 1 İspanya şey kaldı. EPL 20. La Liga 20. Evet. Lig 1 20. Lig 1 20. 3'ü kaldı. İtalya kaç? İtalya da 20. İtalya da 20. Bir tane lig ayırıyor. Sordu. Sorduğu soruyla bravo kardeşim. Doğru pardon. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu takımı? Yani... Bu sezon. Yani şu oynadı an o, değil. Oynadı 32 o. Takım içinde var mıydı gruplar açıl şey oldu? Hayır. Dünya Kupası'nda gol attı mı? Son Dünya Kupası'nda. Son Dünya Kupası'nda. Öyle sor. Hayır. Avrupalı değil. 5 büyüklük. Güney Amerikalı mı? Hayır. Tamam. Sor soruyu. Afrikalı mı? Asyalı mı? Hayır. Afrikalı mı? Hayır. Ne kaldı lan? Avustralya kaldı. Oradan kıta kalmadı. Avustralya Avrupalı yok dedin. Avustralyalıdır abi belki. Güney Amerikalıdır. He o da olabilir. Sor. Yok sormuyorum. Öyle olduğunu düşünüp başka soruya yöneleceğim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı takımı. Premier Lig'de mi oynuyor? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Hayır. 25 yaşından büyük mü? Hayır. Oha. Şimdi evet. 25 yaşından küçük. Amerikalı mı? Hayır. Bunu ülke olarak mı sordun? Ülke. Kıta olarak mı? Ülke ne kıtası? Onu az önce sordum. Güney Amerika değilse zaten belki Kuzey Amerikalıdır. Tamam Amerika. Kanadalıdır yani. Tamam olabilir. Sen sor onu. O da Kuzey Amerika'ya giriyor. Başka şeyler de giriyor da. Kuzey Amerikalı mı? Evet. Yap tahmini. 25 yaşın altında Kuzey Amerikalı Premier Lig'de oynamıyor. Var mı tahmin? Ya geç abi buraya ya. Timothy Weah. Değil. Meksikalı mı? Hayır. Timothy Weah ABD'li zaten lan. Ben mal mıyım? Malsın. Ne gülüyorsun? 45 bin. 40 yaşındaki adama nasıl gülersin? Evet, Erman Yaşar. Alalım. Bir dur be kardeşim. Biz hangi ligi elemiştik başka? Bundesliga yeledik. Bir de Premier Lig elendi. Evet. Fransa'da mı oynuyor? Evet. İşte böyle bulurum oyuncuyu. Fransa'da oynuyor. 25 yaş altı. Kuzey Amerikalı. Fransa'da oynuyor 25. Hadi yolla bir şey de devam edelim. 22 yaşından da küçük mü? Hayır. 23, 24. Bana geçti. Kanadalı mı? Evet. Jonathan David. Doğru. Tebrik ediyoruz Jonathan. Ve durum 1-1 oldu. Jonathan David. Çok uzun kaldık. Evet. Bence de bu daha kolay bilinir. Ya zaten Kuzey Amerikalı dediği zaman birkaç kişi kaldı geriye. Aynen. Kolay mıydı sizce? Kolay. Bu kolay soruydu. Diğeri daha zordu. Daha zordu. Evet. Ama alıştığınız gibi. Tabii tabii. O zaman geliyor 3. tur. Gelsin. Buyurun. 1.70'ten kısa mı? Hayır. Abi ben sana avantaj vermek için çerez soru soruyorum. 30 yaşından küçük mü? Evet. 27 yaşından büyük mü? Hayır. 25 yaşından küçük mü? Evet. Afrikalı mı? Hayır. Avrupalı mı? Evet. Afrika kökenli mi?
Hayır. Türk mü? Evet. Çok bilinici bir soru var burada abi. Cevap ver. Yok ben şu an tahmin etmeyeceğim. Tamam. 100 bin evet. tane Türk futbolcu var. Ama bir şey sorabilirsin. İstanbul doğumlu mu? O ne saçma sapan soru abi. Güzel soru bu abi. Ne hiçbir belirleyiciliği yok. Orada ilk soracağın bir soru... Bir daha söyle soru abi. Hacı sen de soru sorabiliyorsun. Soracağım şimdi. İlk soracağın İstanbul'da soru bu olmalı. Hayır. Yurt dışında mı oynuyor? Hayır. Tamam. Bizim ligimizde. Süper Lig'de mi oynuyor? Evet. Yunus Akgün. Hayır. Fenerbahçe'de mi oynuyor? Evet. Arda Güler. Doğru. Ya ne Arda sorulmaz abi yapmayın ya. Bu kadar kolay soru olmaz ya. Abi yani yapmayın abi soru çok kolay. Bir şey söyleyeceğim abi sorularınız çok şey 1.70'den. Ve başladığı soruya bak abi 1.70'den kısa mı? Abi direkt kaç kardırın boyu? Boyu kaç kardırın? 1.76'ymış. Uzun ha. Göstermiyor. Yani bu şeyde transfer verilerine göre 1.76. Ölçü verir ama. Soru kolay geldi. Evet Ankara. Ankara doğumlu. Aynen. Bir tane araya kolay sıkıştırdık. Jonathan David de kolaydı lan. Şimdi son. Erman Yaşar'ın maç sayısı sen bu uzatmaya götürebilirsin abi. Nasıl? 2-1 olmadı mı? Tamam 3-1 olacak. Ha doğru. Doğru. Geliyor. Buyur abi. Türk mü? Hayır. İtalyan mı? Hayır. Avrupalı mı? Evet. Afrika kuyruklu mu? Hayır. 5 büyüklük futbolcusu mu? Evet. Fransa Ligi'nde mi? Hayır. Premier Lig'de mi? Evet. Oynadığı takımın... Dur lan tahmin yapıyorum. Harry Kane. Hayır. Oynadığı kulüp takımının forması kırmızı mı? Hayır. Big Six'te mi? Hayır. Premier Lig'de oynuyor ama Small Big Six'te mi? Oynadığı takımın forması mavi mi? Evet. James Madison? Hayır. Savunma oyuncusu mu? Hayır. Ne bakıyorsun? Hadi. Bende mi sıra? Ha bağırdı da. Tabii oğlum savunma oyuncusu. Hayır. Kazma lan bu herif. Forvet mi? Hayır. Orta saha oyuncusu mu? Hayır. Ne kaldı lan? Ha kaleci o zaman. Dur. En son sen sordun mu? Sormama ben gerek yok. Ya. Sormama gerek yok. Pozisyon kalmadı zaten. Mavi hangi takım var lan? Yani Chelsea Big Six'te gidiyor. Leicester var. Başka? Kaleci mi? Evet. Leicester'ın bu sene vasıfsız bir kalecisi var. Schmeichel gittikten sonra. Herifin adını unuttum. Neydi oğlum herifin adı? Weir mıydı? Geliyor mu bu cevap? Vereceğim işte veriyorum şu anda. 5, 4, Watt mıydı? 3, Weir mıydı? 2, 1. Hocam sendeyiz. Ben de ayrıca yazıyorum. Adamın adını hatırlayamadım. Soruyu alalım. Leicester City'nin kalecisi mi? Hayır. Aa. Chelsea, Leicester. Başka mavi kim var lan bu ülkede? Sen formasında mavi var mı dedim. Evet. O evet dedi. Belki mavi ağırlıklı değildir ama. Dur bir soralım. Ya benim sayemde çözüyorsun bütün soruları sus. Ya. Maviye girdim lan daha ne olacak? Brentfordlu mu? Hayır. Niye olsun ki zaten? Ne alaka Brentford mavi dayı? Babanla oynayayım buldum. Buldum. Hocam evet sorunu alayım. Oğlum. Buldum. Manyak mısın takımların? Buldum. Ben niye takım bulamadım? Ha ben de buldum. Puh. Ben de buldum. Puh. Şimdi. Everton'da mı? Evet. Jordan Pickford. Ya. Oğlum Everton nasıl gelmedi aklıma? Abi geldi işte benim herif o sırada buldu. Evet doğru cevap Pickford'tu. Ya Erman Yaşar. Leicester'a pick me. Çok basit de. Pick me. Abi tam o sırada 2-2 herif oldu. Hatırladı ya. İnanılmaz söyleyeceğim bitireceğim oyunu. 2-2 oldu. Hızlı bulduk ya. Mavi kaleci bak maviden benim hakkımda ama boşver. Kritik soruyu ben sordum. Sen başlıyorsun. Yok ben aa, başladım. Az yok. Önce. Evet. Başladım. Ben başladım. Ben başladım. Afrika kuyandım dedim. Okey peki. Çok yazık oldu ya. Gel öyle 10 yıl Premier Lig anlat. Cihat Akbel döndürsün oturtup. Evet. Söyleyeceğim. Evet hazırız. Final sorusu. Cihat Akbel durumu 2-2'ye getirdi. En son sen başlamıştın ama yine sen başladın. Yo ben de öyle dedim. Hayır tamam. Ben başladım dedi. İlk o başladı oğlum. 2-2'ye getirdi. Bu turu kazanan. Sen başla. Ha ben de. Yeni formatın ilk tamam. Şampiyonu oldu. Hadi bakalım başlasın. Evet hazırız. Sevgili Cihat Akbel sorumuz gelsin. Afrika kökenli mi? Hayır. Avrupalı mı? Evet. Fransa Ligi'nde mi oynuyor? Hayır. Premier Lig'de mi oynuyor? Hayır. Bundesliga'da mı oynuyor? Hayır. La Liga'da mı oynuyor? Hayır. Ne kaldı lan? Fransa? Serie A kaldı. Hepsi var. Bir. Yani. Serie A'da mı oynuyor? Evet. Var mı bir tane dakika? Hemen sallayalım bir şeyler. Sandro Tonali. Hayır. Avrupalı mı? Evet dedi. Milano kulüplerinden birinde mi oynuyor? Hayır. Milanlar gitti Inter'le. Bilmeyenler için Milano kulüplerini sayar mısın? Inter, Milan, Milan, AC Milan. Ben de mi? Sen de abiciğim. Napoli'de mi oynuyor? Hayır. Torino kulüplerinden birinde mi oynuyor? Hayır. Ulan, takım 5 mı? Takım gitti. Kaldı 15. Takımın formasında kırmızı renk var mı? Kırmızı ya da tonları. Bordo da olur.
Hayır. Roma'da gitti. İtalyan mı? Hayır. Boş bir soru sordun ya. Ne biçim bir soru? Position sor. Position. Fiorentina'da mı oynuyor? Hayır. Forvet mi? Forvetten kastını söyle. Santrafor mu? Öndeki üçlü mü? Hücum oyuncusu mu? Anladık. Hücum oyuncusu. Forvet değil. Evet. Anladık. Forvet yani. Aynen. Olarak. Forward. Yani şimdi kullanacağım tahmin. Napoli'de, Inter'de, Milan'da, Juventus'ta, Torino'da, Fiorentina'da oynamıyor bu arkadaş. Ve Roma'da da oynamıyor çünkü forması kırmızı değil. Ve hücumda oynuyor. Farkında mısın yaşanan olayların? Hadi ya. Forward tahmin hakkınız 5, 4, yok. 3. Atalanta mı oynuyor? Hayır. Ben nerede oynadığını buldum da. Güzel soruydu. Oyuncuyu bulamadım. Tamam sor. İtalyan olmadığına göre abi. Brezilyalı mı? Hayır. Oğlum. Onun takımları aklıma gelmiyor. İtalyan değildir değil mi? Yok İtalyan değil, Brezilyalı değil. Avrupalı ama. Takımın hücum formasında bu yeşil rengi var mı? Hayır. Tamam. Sassuolo çıktı. Sassuolo da gitti. Ne? Avrupalı mı? Ama o böyle o soru geçiştirme sorusu da olabilir. Geçiştirme sorusu da olabilir. Geçiştirme veriyorum. Piyasa değeri falan sorabiliriz. Nasıl soracağız abi? Şunun altında mı? Mantıklı. Yaşta önceden oynadığı kulüpler. Mesela her şey mantıklı. Soracaksın. Biraz mantıklı düşün ya. Aa. Soru yaz. Kulüp kalmadı oğlum İtalya'da. Far bir şeyi kaçırıyoruz ya. Sassuolo dedin değil mi sen? Yeşil dedik yok dedi. Lazio'da mı oynuyor? Evet. Ben Lazio'yu da soruttum lan. Lazio'yu şimdi hatırladım da abi Lazio'da önde Avrupalı yani İtalyan değil şey gidiyor Immobile. Brezilyalı değil Felipe Anderson gidiyor. Kulübede birileri var ama benim de aklıma gelmiyor. Lazio'nun söyle bir şey abi. Var mı tahmin hakkı? Lazio'da mı oynuyor? Luis Alberto. Lazio'da o da Brezilyalı abi. Luis Alberto değil. Brezilyalı değil, İspanyol ama. Ha doğru doğru. Pardon. Lazio evet, Luis Alberto değil. Var mı abi? Şey spesifik sorulara geçeceğim. Spesifik bir soru sor bence. Abi ben Luis Alberto çıkardım. Bu arada orta saha diye geçiyor. Ama hücum oyuncusu ya. 10 numara yani. O ben 10 evet, numara. Var mı abi? Da tahminen bir soru sormam lazım. Ayrıştırıcı bir şey yapsana. Hepimizin 24 sahibi. Yaşından küçük mü? Hayır. İspanyol mu? Evet. Pedro. Ama unuttuk adamı ya. Pedro'ydu. Unuttuk ben kafamı sikim. Ben Luis Alberto dediğim an aklıma Pedro geldi. Sen unuttun Pedro'yu. Pedro'yu unuttum ben tamam. Ben aklıma ya Zakanya, Anderson, Pedro. Lan bir dur. Bir dur. Adamla bir şey konuşuyoruz. Zakanya, Pedro, Anderson oynuyor. Şey Immobile, Anderson oynuyor. Felipe Anderson, Immobile, Pedro'yu hatırlayamadım. Tamam. Pedro oynuyor, Zakanya oynuyor. Arada da Alberto oynuyor. Sorular sorabilirsin, sormayın. Yok güzel güzel soruydu. Ben Alberto dediğim anda Pedro'yu hatırladım ya. Bir de senin hücumda çok düşündün ya hücum mu değil. Dedim ki o zaman bağlantı oyuncusu olabilir. Sağ sol kanat ya. Pedro direkt forvet abi. Forvet değil abi şimdi oraya forvet dersek millet durur Pedro forvet. Şimdi şöyle bir şey var. Türk milleti bunu yanlış biliyor. Forvet evet. Hücum oyuncusu. Hücum oyuncusu. Forward. Santrafor 9'dur. Evet. Striker. Ama yanlış. Striker. Anladınız orada. Yani forvet denince bizde 9 numara geldiği için. Gelmesin yanlış o. Doğrusu sağ kanat, forward. Sol kanat da forvet sayılır evet. Aslında. Katılıyorum. Tebrik ediyoruz. Öncelikle formatı bir hızlıca yorumlamamız gerekiyor. Güzel. Tatlı. Manyak format. Çok bu tatlı. İlerleyen haftalarda olaylar yaratır bu format. Güzel değil mi? Ortalık çarşı karışır bu formatta. Çarşı pasar karışır. İlk formatı geri dönüşe imza atarak. Yani vallahi iyi dönüyor. Ben kazandı. Luis Alberto dediğim an. Bir de Lazio'yu unuttuk. Onu da geçti. Ben Lazio'yu atıp bak kritik yerde ben sana kazandırma yaptım bu sefer de. Niye? Lazio'yu ben bildim. Ya bir İspanyol özelliği sen bir İspanyol'a bitirin. 2 ve 1'e geçelim sonra da programı bitirelim. Programın artık bitmesi gerekiyor çok uzadı. 2 numarada Sergio Ramos var. Onun da Sergio Ramos var. Büyük bir efsane. Hiç konuşmaya gerek yok. Yani İspanyol futbol tarihinin de Real Madrid'in de dünya futbol tarihinde gelmiş geçmiş en büyük stoperlerinden biri. Bizim jenerasyon için herhalde 2-3 en iyi stoperden biri. Aynen aynen. Olağanüstü bir lider. Olağanüstü bir oyuncu. Eğer takımınızın oyuncusu değilse çok uyuz olabileceğiniz çiğ yanları olan da bir adam. Bunu da kabul ediyorum. Ama çok büyük futbolcu. İşte demin bahsettiğimiz İspanya şampiyonluklarının da Real Madrid zaferlerinin de hepsinin altında aslan payı var. Ki çok kısa bir şey söyleyeceğim hemen. Bayern Münih PSG maçında son maçta. Tek iyi oynayan Parisliydi. Tek iyi oynamayı bırak. Tek gole yaklaşan. Ne yaptı? Yani neyin içinde olduğunu bilen ve takımı öyle ölüyü diriltemezsiniz ama 2 tane 3 tane şut atarak. Biri şey yazmış. Mbappé'nin ve Messi'nin de yapamadığı bir şey yapmaya çalıştı olmadı. Gülerek hak verdim. Bu kafaları Real Madrid formasıyla vursa gol olurdu demiş. Şampiyonlar Ligi'nde. Çok güzel vurdu. Aynen. İkisi de çok yakından gitti. Bir de geçelim. Bir de bende Raul Gonzalez var. Sen de? Ben de eskiden hiç sevmediğim, sonradan çok sevdiğim bir adam var. Sergio Busquets. Raul Gonzalez. Sergio değil mi? Sergio evet. Raul Gonzalez çok uzun süre İspanya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcü olarak anıldı. Hakikaten de İspanya futbol tarihinin en özel golcülerinden biri. Çok estetik, cool gibi bir oyuncuydu. Fox in the box'un. Aynen yani aşırtmaları, gol vuruşları ve orta saham track bir forvetti bir de. Yani
çok teknik, çok iyi pas yapabilen, zaman zaman orta sahada oynayabilen, hem İspanya milli takımında hem Real Madrid'de Morientes'le mükemmel bir ortaklık kurdu. Benim de böyle 16-17 yaşında futbol izlerken böyle ilk kafamız futbol üzerine, yani çocukken öyle izlemiyorsun, hani yazmaya çizmeye başladığımda, kafa yormaya başladığımda, sağ ol canımın içi, en sevdiğim forvetlerden biriydi. Yeni yeni işte sosyal medyada, internet çağı başlarken aldığım birçok nick de oydu. Ya Raul 07, 7 numara giydiği için, ya da Raul Gonzalez. Mesela Raul Gonzalez şu an 26-27 yaşında olmuş olsa o dönemki, muhtemelen en sevilen futbolcudan biri olurdu. Evet. İkon da evet. Olurdu. Çok çok özel bir yetenekti. Ben küçük bir şey ekleyeyim Erman abi söylediğinde. Kariyerinin sonundaki Schalke dönemi de çok eğlencelidir. Hı hı. Orada daha çok kafasıyla, yani kafasıyla derken aklıyla çok gol atmıştır. Raul'u merak eden, araştırmak isteyen olsa o dönemde mutlaka bir göz atsın. Real Madrid milli takım dışında. Schalke dönemi de enteresandır. Schalke döneminde çok eğlendiğini söylemiş. İşte bir röportajında yarı final oynamışlar. Ha, onu bilmiyorum. Ben de aynı şeyi hissettim ama. Sürekli maçları kazandıktan sonra tribüne gidip o Schalke'nin meşhur arka kapalı tribününe kale arkası, özür dilerim. Sürekli taraftarla ya bayrak ya megafona çıkıp bağırma çok falan. Çok güzel, çok şey bir kulüp zaten. Işte. Taraftarı falan, stadı falan da çok güzeldir. Onların bu sene Inter elenmişler. Yani bu sene çok daha normal bir takımlar. Yok, Inter elemişlerdi. Inter elediler. 5-2 yendiler. 2-5. O Stankovic'in gol attığı maç var ya uzaydan. Tamam, o maç 2-5 değil mi? Inter'di. Inter elemiş. Tam hatırlayamıyorum. Ama o maçı Schalke geçmişti. Ben şeye geçeyim, Busquets'e geçeyim. Ben işte Busquets 22-23 iken ilk bu meşhur şey zamanı Inter Barcelona aynen Thiago Motta'ya kırmızı kart yediren pozisyon. Ben o zaman zaten Inter'liydim. Inter'i tutuyordum. Daha Mourinho gelmeden önce Inter'i tutuyordum. Bir süre nefret ettim bu oyuncudan. Ki o dönemde de Barcelona Real Madrid çekişmesinde de. Ama gençlik yaşlarında bu kadar olgun değildi. Karakter olarak da bayağı problemli bir çocuktu. Ama sonradan böyle oyuncuları da mesela şu an Gavi, adam çirkef abi. Ona bağırıyor, buna saldırıyor. Her maç sarı kart diyor mesela. Hakeme saldırıyor. O tip oyuncu şeyini de anlıyorum. Gavi'yi de çok seviyorum bu arada. Acayip bir herif. 10 sene sonra girer mi buraya? Girebilir. Ben bugün bile alabilirdim. Aşırı seviyorum bu arada. Yani 18 yaşında daha. Ve 18 yaşında çocuğun o kadar atlangoç olması da çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Hakemlere saldırıyor, oyunculara saldırıyor. Busquets abi kesinlikle son 20 senenin en iyi orta saha oyuncularından birisi. Yani 10 kişiyi sayarsak Busquets'i almama şansı yok ki bana kalırsa defansif meziyetlerde bir ya da ikidir yani. Ya Busquets'in şuna ekleyeyim. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu şuradan hesaplayabiliriz. Oradan Cihat devam etsin. Prime Yaya Toure'yi gözünü kırpmadan gönderdi Pep Guardiola. Busquets'i oynatmak ve Busquets'i orada Xavi ve Iniesta'ya eşlik etmek. Yaya Toure vardı elinde. Yaya Toure oldu ya. Manchester City'ye gidiyor. Düşün onu. Arkadaşlar kesici ve alan kapatmada bu kadar iyi bir oyuncunun asla ayakları bu kadar iyi olmaz. Aynen. Yani bu şeye de aykırı. Futbolun bilinen kurallarına da aykırı. Böyle bir adamınız varsa ve ki çok zeki. Ki görüyorsunuz hala İspanya milli takımının ilk 11 oyuncusu, hala Barcelona'nın ilk 11 oyuncusu. Ben daha geçen hafta, bu hafta sonu Barcelona maçını izledim. Acayip bir oyun ortaya koydu ki Şampiyonlar Ligi'nde de çok acayip bir asist yapmıştı şey, hatırlıyor musunuz? Rafinha'ya. Şampiyonlar Ligi değil. Ne Şampiyonlar Ligi'si ya? Şampiyonlar Ligi diyor ki Barcelona. Manu maçı. Manu maçı değil. Yok, lig maçı. Yine yanlış hatırlamam. Hatırlıyorsun değil mi? Yeni yaptı yani. Şunu söylüyorum. O tipte bir oyuncu görmedim. Muhtemelen hiç görmeyeceğiz. Yani arkada Messi durup. Messi'ye yaptı o efsane. 1.90 boyunda bir adamın, onun gibi alan kapatan orta oyuncu da görmedim. Ne güzel konuşuyorsun be Cihat'ım. O yüzden herifi biri almak çok da seviyorum bu arada. Büyük ihtimalle büyük hoca da olur bence. Olabilir. Olabilir. Potansiyeli var. Ama o biraz başka bir şey biliyorsun. 90. bölüm içini doldurdu. Evet. 90. bölüm 90. bölüm gibi oldu. İyi oldu ama. Evet, al onu da. Burası da küçük bir şakalaşma oldu. Evet. Bitirelim abi. Bitireceğim canım. Sakin ol. Şu tavşanı da bir yapalım. Cikkiri 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 cikkiri. Taşa seconds. Taşa seconds. Evet. Alex de Sousa. Team Cihat Akmen'in kırılmış aynası. Cihat hocam. İnzivaya çekilme modunu açmış. Saça sakala karışmış. Neler karaladı bu süreçte deli gibi merak ediyorum. İkinci sorumda her iki karizma abidesinde Süper Lig dahil Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk adayları hangi takımlar? İkinci sorunun cevabını geçen hafta da verdik. Çok önemli değil ama senin inziva sürecinden neler çıktı? Ben psikolojik olarak nasıl bir şeydeyim, durumdayım biliyor musun? Nasıl bir durumdasın? Şey var ya hani usta ananı sikeyim usta diyen çocuk var ya. O berber dükkanının fiziksel görüntüsü. Öyle bir evrenin içindeyim ben şu an. Yani ruhsal olarak kendimi daha iyi ifade edemem. Bazen usta oluyorum, bazen çocuk oluyorum. Hayatta karşı şu an öyle bir durumdayım. Clarence Seedorf. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Abiler, bu standart soruya farklı bir boyut eklemek istiyorum. Arda Emre Canan üçlüsünden biri ile kavgalı olacaksınız. Biri sizi koruyan abi olacak, biri de kavgalı olduğunuz kişiyi koruyacak. Ha, biri düşman olacak, biri dostun olacak, biriyle de kavgalı olacaksınız diyor.
Ben Arda'yla kavgalı olmak istiyorum. Emre'yle neymiş bu? Emre de düşmanım olsun. Caner'le beni koruyan adam olsun. Ben Caner'le kavgalı olmak istiyorum. Emre dostum, Arda da beni koruyan olsun. İş bana. Team erken yatıp geç kalkan olarak. Uyuduğunuz en uzun uyku süresi kaçtır? İki taşak abi desene sevgiler. Benim üniversite yıllarımda 38 gibi bir şey. Ama ne? Şeyle öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Tekte değil. Abi. Öyle değil, öyle değil. Parçalı. Kalkıp yemek yiyip tekrar. Abi o sayılmaz. Tekte. Ama yani gerçekten bir uyku şeyiydi, süreciydi. Uyuyarak yenilen bir yemek. Tekte muhtemelen 15 falandır yani. Benim de 13-14 vardır. Doğru. Mübarek Güneş. Team Mazrano üzümü. Cihat Bey sağa doğru uyuduğunu söylemişti. Ulan tam üstüne geldi. Güzel tespit. Ben de aynı şekilde uyumaya alışık bir insandım. Fakat sağ omuzum kırıldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ve birkaç yıldır sağa doğru uyuyamadığım için uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. Of. Bu derdime derman olur musunuz? Saygılar. Yeni bir korku fobi edindim şu an. Hakikaten. Adam inanılmaz aklı. Şöyle bir şey var. Mesela ben sola dönersem sonsuza kadar uyuyamam. Hep orada dururum. Uyuyamıyorsun. Anlamıyorsun. Soldan kastın şu bir... abi. Yattın. Şimdi şu. Şimdi sağa döndüm. Uyudum. Ben asla farklı uyumuyorum. Sola dönersem uyuyamam. Uyusam da sıçrayarak uyanıyorum. O adam bak bunu bilen bilir. Tarafa doğru yatıyorsanız sizde yoktur. Kimmiş bu arkadaş? Her tarafa yatıyorsun ha. Ben de sağa yatmayı daha çok sevmekle beraber solda da uyuyabiliyorum. Uykuya dalamıyorsun. Ben mübarek güneş. Başlarında da vardır bu. Önerim şu olabilir. Ne olabilir ki? Koltukta uyusun. Alperen, oturarak, Cihat Akbel'in mavi kasketi. Oturarak yürüyorsun. Abiler selam. Aşı karşıtı olan Djokovic abimizi Avustralya vizelerinden sonra şimdi ABD'de renk çekti ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Yo. Londra'dan süregeli diyen medyada mavi kasketi Cihat abim bu durumla birlikte biraz tenis yorumu yaparsa çok güzel olur. Yani takip etmedim son bir hafta 10 gün ama tenis Amerika. Güzel olur ya. Ya ne Covid'i hala bu Amerika'daki o sağlık şey Fauci midir nedir? Hep sapığın teki o yapıyor bunu. Daha Amerika açığa var zaten. Kahrolsun kapitalizm. Bu adamı niye şey yapıyorlar abi? Bu nedir ya? Bu böyle bir şey olmaz, ben kabul etmiyorum. Ne oldu? Saldırıyordunuz aşılamalı. Hatırlıyorsun? Hayır. Yok, yıllar geçti. Hadi be. Üstünden. Random guy. Temel Turko. Dur. Team Turko. El Turko. Öncelikle merhaba. Sadece ekrandan vücut ebatlarınız hakkında yorum yapmak tahmin ettiğiniz gibi kolay değil. Bu yüzden sorum şu: Cihat Akbel, Erman Yaşar ve Oğuzhan Kapan aynı anda yumruk yumruğa aynı zamanda güreşmeli. Her şey serbest kavga ettiği bir senaryoda en yüksek ihtimalle ayaktan kalan kişi, son kişi kim olur? Valla ben elastik değilim ama güç yani şeyim ayı... Acı bir kuvvetim var. Ben de bazı sakatlıklarımı saymazsak Prime Cihat Akbel'i yönden değerlendirirsem muhtemelen ikinizi de patlatırım gibi geliyor. Hadi bakalım. Haddime değil size kaldım. Vay. Ben şu şekil. Aferin. Olsan aferin. Kasketle odada dolaşır mı? Son sorumuz. Utku. Abi merhabalar. İlk kez bir YouTube videosuna yorum yapıyorum. Yani benim ilkimsiniz. Evet. Sokakta yerde para bulma işi son yıllarda bitti. Güzel en son de. Ne zaman yerde para buldun? Ben hemen cevap vereyim. Bu soru çünkü geçen günlerde de bir ara geldi. Sabiha Gökçen'e Türk Hava Yolları'na gitmiştik. O zaman bir ne vardı? Uçak. Etkinlik mi ne vardı? Bir şey vardı hatırlamıyorum. İşle alakalıydı. Böyle briefing mi? Herkesin çağrıldığı. Taksiden indik. Kapıyı açtım, yerde 50 lira var. En son o. 2 sene önce. 50 lira derken? 50 Türk lirası. Evet. Ha. Ama onu bulduğumda da şey demiştim. Lan bulmayalı 10 sene oldu. Ama soru güzel. Bir şeye dikkat çekmiş. Miko soru. Miko soru. Benim bununla ilgili ekonomik bir analizim krize var. Krize dikkat çekmiş. Benim bununla ilgili bir analizim millette var. Para yok ki kaydısın. Bir dakika. Benim bununla ilgili bir analizim var. Eskiden daha fazla insan kumaş pantolon giyiyordu. Daha fazla insan cepli gömlek giyiyordu. Daha fazla insan ceket giyiyordu. Bunlardan bir şey çıkarırmak yanındakileri de anladın mı? Böyle anladın mı? Kot pantolon öyle değil. Ve nakit para kullanımı azaldı. Evet. Bakın. Temassız arttı. Her şey. Dijital. Evet öyle oldu. Doğru abi. Hele pandemiden sonra kimse zaten para taşımıyor. Evet. Para taşımıyoruz artık. Bölüm bitti. Bölümü bitiriyoruz ama bölümü bitirmeden önce bazı hatırlatmalar yapacağız. Demarki Garage her yerden takip edilmeli. Katiyen abi, başka şey platform ayırmadan takip edilmeli. Demarki Garage ve Erman Yaşar'ı takip edin. Evet. Diyorum. Erman Yaşar Instagram, Erman Yaşar Twitter. Bomba gibi 150 bin, 300 bin, 500 bin komple 1 milyon. Erman Yaşar'ı 1 milyon yapın. Komple takip. Erman Yaşar'ın son postuna. Postuna like. Hayır değil. Evet. O zaman yorum. Hayır. Evet. Erman Yaşar'ın son postuna. Hayır. Kimseye selam söylemiyor. Bir süre selam yok. Selam bir iki hafta daha devam etmeyecek. Selamı bitirdik. Gelecek hafta yine dolu dolu 91. bölüm. Çok önemli bölüm. Burada birlikte olacağız. Altay yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek hafta kasketi arttıracağız. Kasket arttırımı yapacağız. Yeni yeni oyunlar getiriliyor İtalya'dan, Afganistan'dan. Bunun dışında da başka bir şey yok. Sevgiler. Bir İspanyolca kapat. Si señorita. Puta madre. Ne dedi? Anabacı yaptı. Hola, hablo İspanyolluk. Hola, hablo İspanyolluk. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?